Şair Karni Garmiyan, onun hakkında ülkenin gülü, dünyanın güzelliği diye bahsetmişti. Bizzat Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından yarışmadaki başarısından sonra kendisine kraliçe anlamına gelen Ece soyadını vermişti. Fakat Türkiye'yi uluslararası güzellik yarışmasında temsil eden ve dünya kraliçesi unvanının ilk sahibi olan Güzel Keriman Halis Ece, atalarının Apazya'dan geldiğini, asıl soyadının Ebijne olduğunu hiç unutmadığını ve asla saklamadığını söylüyordu. Herkese merhabalar. Keşif Ekranı YouTube sayfamızın Öncü Kadınlar belgesel serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz ilk dünya güzelimiz Keriman Halis Ece. Kendisi 1932 yılının Dünya Güzellik Kraliçesidir. Keriman Halis Ece, zamanın ünlü tüccarlarından olan Hızır adlı yangın söndürme aletlerinin mümessili Tevfik Halis Bey ve Ferhunde Hanım'ın 6 çocuğundan biri olarak 1913 yılında İstanbul'da doğdu. 1864 Çerkez sürgünü sırasında Manyas yöresine yerleşmiş bir aileye mensuptur. Dedesinden kalan mülklerden ve babasının tüccar olmasından dolayı varlıklı bir ortamda büyürken iyi derecede eğitim aldı. Müziksever bir aile ortamı içinde büyüdü. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz'in baş mabeyincisi olan dedesi Hurşit Bey, müzikseverliğiyle tanınan, 7 enstrüman çaldığı söylenen birisiydi. Hurşit Bey'in çocuklarından birçoğu müzisyen olarak yetişmiştir. Ailedeki en tanınmış sanatçılar, Keriman Halis'in amcası operet bestecisi Muhlis Sabahattin Ezgi ile tanınmış bir besteci olan halası Neveser Kökdeş'tir. Keriman Halis, annesinin rahatsızlığından dolayı 6 yaşına kadar büyük annesi, ardından dadısı ve mürebbiyesi tarafından yetiştirildi. Mürebbiyesinden Fransızca konuşmayı ve piyano çalmayı öğrendi. 1926-1929 yılları arasında İstanbul'da Feyzati Lisesi'nde öğrenim gördü. 9. sınıftayken babasının kararıyla okulu bıraktı. Akşam sanat okulunda dikiş, nakış, yemek konularında kendisini geliştirdi. Keriman'ın da Türkiye'deki tüm bekar kızlar gibi soyadı yerine adının yanına babasının ismi konulmaktaydı. Keriman Halis. Ece soyadını ise çok sonralarda almıştı. Bu soyadını ilk olarak ona Atatürk, Dünya Güzellik Kraliçesi unvanı ile Türkiye'ye dönmesinden sonra vermişti. Ve 2 yıl sonra soyadı kanunun kabul edilmesiyle, Mustafa Kemal'in emriyle verilen unvan Güzellik Kraliçesi'nin resmi soyadı oldu. 20. yüzyılın 20-30'lu yılları genç Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni kurulduğu yıllardır. Ülkeyi Avrupalılaştıran her şeyin makbul olduğu dönemdi. Türkiye'yi layık bir ülke yapmayı hayal eden Mustafa Kemal, ülkede organize edilmeye çalışılan her türlü güzellik yarışmasına destek veriyordu. İlk resmi güzellik yarışması 1929'da Atatürk'ün iktidara gelmesinden 6 yıl sonra yapılmıştı. Ardından yabancı gazeteler coşkuyla Türk kızları Avrupa'daki kadınlarla rekabet ediyor diye yazmıştı. Keriman, çocukluğundan beri zarafetiyle dikkat çeken, çok meziyetli, iyi yetiştirilmiş, Türkçe ve Fransızca'yı çok iyi konuşan bir kızdı. Bu sebeple babasına defalarca kızının güzellik yarışmasına katılması için tekliflerin gelmiş olması hiç de şaşırtıcı değildi. Fakat babası çok uzun süre izin verme konusunda direnmişti. İlerleyen zamanda babasının okul arkadaşlarından birisi olan ve bu tarz güzellik yarışmaları düzenleyen Abidin Daver, genç kızı Galatasaray'da düzenlenen bir baloda gördüğünde konuyu babasına tekrar açmıştı. Fakat Keriman o dönemde henüz 17 yaşında bir okul öğrencisiydi. Bu sebeple babası Halis Bey teklifi tekrar reddetmişti. O yıl düzenlenen yarışmada Naşide Saffet Türkiye Güzeli seçildi. Bir sonraki yıl Keriman Halis Ece yarışmada birinci seçilince 31 Temmuz 1932'de Belçika'nın Spa kentinde yapılan dönemin en iyi yarışmasına kabul edildi. Türkçe karşılığı Uluslararası Güzellik ve Zarafet Yarışması olan International Pageant Perpetu'de Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Keriman Halis Ece, 28 ülkenin güzellerinin katıldığı yarışmada birinci seçildi. Türk gazeteci Ahmet Nurettin, Keriman'ın güzelliğini şöyle anlatıyordu. Tüm katılımcıların güzelliğini bastıran bir güzel vardı ki, bu Keriman Halis'ti.
Dürüst olmak gerekirse, geçen yıl güzelliğini onunla karşılaştığımda Kerima'nın her şeyde önde olduğunu fark ettim. Çok çekici bir dış güzelliği olan, tertemiz, narin cildi olan, çok sevimli yüzlü bir bayandı. Ortadan ayrılmış güzel siyah saçları arkasında toplanmıştı. Tanrıça Diana gibiydi. Çok sakindi. Hiç yalpalamıyordu. Böyle duru bir güzellikti. Belçika'da Keriman, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiğini gösterme fırsatını kaçırmadı. Türk bayrağı koyulana kadar bütün güzellerin selamlamak için çıktıkları balkona çıkmayı reddetti. Bayrak bulunamamıştı. Fakat Keriman sakin kalarak bayrağı kendisi dikti. Atölye çalışanları Keriman'a büyük bir parça kırmızı kumaş verdiler. Babası beyaz bir parçadan büyük bir yarım ay ve yıldız kestikten sonra kırmızı kumaşa dikti. Belçika yarışmasının finalinde güzellik kraliçesi iki katılımcı arasından seçildi. Almanya temsilcisi ve Türkiye temsilcisi. Keriman verdiği röportajların birinde sahnede kırmızı atlas bir elbise ve beyaz bir kolye taktığını anlatmıştı. Kıyafet onun güzel siyah gözlerini ve saçlarını vurgulamakla kalmıyor, ayrıca milli renkleri taşıyordu. Güzellik kraliçesi için bu çok önemliydi. Jüri ismimi söylediği anda sanki tüm hislerimi kaybetmiştim. Salon alkışlar ve "Bravo Türkiye güzeli" diye yankılanıyordu diye hatırlıyor. Kerima'nın adını açıklayan jüri başkanı şu sözleri ekledi. Türkiye güzelini güzellik kraliçesi olarak seçtik. Ancak kadehlerimizi Avrupa'nın zaferi için kaldırıyoruz. Jüri başkanının kastettiği şey seçtikleri yarışmacının batı tarzında bir güzelliğe ve tavra sahip olmasıydı. Atatürk için daha iyi bir hediye olamazdı. Ülkeyi uzun yıllar boyunca taşımaya çalıştığı konum gözlerinin önünde gerçekleşiyordu. Keriman'ın İstanbul'a dönüşü zafer havasında olmuştu. Keriman'ı halk kahramanı gibi karşılamışlardı. İstanbul garında Ece'yi büyük bir hayran topluluğu bekliyordu. Trenden indiğimde yürüyebilmem için memurlar insan kalabalığında yolumu açmaya çalışıyorlardı. Sloganlar atılıyor, çiçekler sallıyor, çok sıcak bir atmosferle beni selamlıyorlardı diye yazıyor Keriman Halis hatıratında. İlk dünya güzellik kraliçesi unvanı ile geri dönen Keriman en yüksek onur ödülüne layık görüldü. Taksim bahçesinde Keriman'ın şerefine büyük bir kutlama düzenlendi. Geceyi ünlü yazar Peyami Safa sunmuştu. Güzellik kraliçesi şerefine düzenlenen geceye Keriman'ın ilk dansını yaptığı Atatürk'ün kendisi de katılmıştı. Bu günü hiç unutmayacağım. Uzun yıllar sonra verdiği röportajında gözleri dolarak böyle söylemişti Keriman. Salona girdiğimizde Atatürk ve tüm paşalar ayağa kalktılar. Atatürk'ün elini öptüm. O ise beni alnımdan öperek "Sana Ece ismini verdim. Mutlu musun?" diye sordu. Ben de "Bana dünyaları verdiniz paşam. Teşekkür ederim" diye cevap verdim. Bununla birlikte Türkiye'yi tanıtan ve Türk kadınının güzelliğinin temsilcisi olan Keriman köklerini asla unutmadı ve zaman zaman bunu vurgulamaktan da geri durmadı. Kendisine Türk güzel diyen gazeteciyi Çerkez, Abaza olduğunu söyleyerek düzelttiği anlatılmakta. Bu durum bazen Kahire gezisinde olduğu gibi Türk yetkililerinde memnuniyetsizlik yaratıyordu. Kahire gezisinde Keriman, Çerkez Kardeşlik Birliği temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda çekilen fotoğraf basına yansımıştı. Mısır gazetesi Jedid'de yayınlanan makalede Çerkez kızının dünyanın en güzel kızı seçildiği yazıyordu. Bu yaklaşım Türk yetkililer tarafından kabul göremezdi. Onlara göre Keriman sadece Türkiye güzeliydi. Çerkez kökeni ile ilgili hiçbir şeyden bahsedilmemeliydi. Keriman Halis birçok tartışmada konu olmuştur. Keriman Halis'in Türkiye güzeli ardından da dünya güzeli seçilmesi Türkiye'de toplumun bir kesimi tarafından Hristiyanlık-Müslümanlık çatışması olarak değerlendirilmiştir. Türk güzelinin güzelliğinden ötürü değil, jüri Seyhülislam olan bir Türk kızının kendini beğendirmek üzere mayo ile önlerinde olmasını Hristiyanlığın bir zaferi olarak değerlendirdiği, Osmanlı'yı bu hale getirdikleri için danışıklı dövüş sonucu birinci ilan ettiği iddia edilmiştir. Bu iddia, emekli Darüşşafaka öğretmeni olduğu ifade edilen ve Belçika'daki yarışma sırasında orada olduğunu söyleyen Halit Turhan'ın anılarına dayandırılmaktadır. Hatta gelen tepkiler üzerine Türkiye'de hiçbir kuruluş 1951 yılına kadar herhangi bir güzellik yarışması düzenlememiştir. Keriman Halis Ece,
güzellik yarışması deneyiminin ardından daha önce güzellik yarışmalarından birinci gelenlerden farklı olarak sahnede veya sinemada bir kariyer edinmedi. Evlenip çocuk sahibi oldu. 13 torunun büyük annesi olan Keriman ilerleyen yaşlarında bile çok güzel görünüyordu ve Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri sayılıyordu. Keriman Halis Ece 28 Ocak 2012'de İstanbul'da kızının evinde 100 yaşına neredeyse bir yıl kala aramızdan ayrıldı. Türk hükümeti ülkenin eski güzellik kraliçesinin vefatına duyarsız kalmadı. Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, güzellik kraliçesinin vefatı dolayısıyla yaptığı açıklamada ülkemizi yurt dışında başarılı bir şekilde temsil eden ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Atatürk tarafından Ece soyadı verilen Keriman Halis Ece Tamer'i her zaman saygıyla anacağız demişti. Keriman Halis Ece'nin kabri doğduğu ve büyüdüğü, Türkiye'nin ilk güzellik kraliçesi olduğu ve dünya güzellik kraliçesi unvanıyla döndüğü şehrinde İstanbul'da bulunmakta. Güzelliğiyle ülkemizi dünyada temsil eden ilk dünya güzelimiz Keriman Halis Ece Tamer'i saygı ve rahmetle anıyoruz. Yeni bir öncü kadının hikayesinde görüşmek üzere. Bizi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.